Güven o sene nereye dedin mi? Soralım. Kayseri Kapalı Çarşı esnafları olarak sıkıntımız maalesef büyük. Ülkemizin ve küresel sorunu olan koronavirüsü nedeniyle bir belirsizlik söz konusudur. Çarşı esnaflarımız da dün tarihi itibariyle yapmış olduğumuz görüşmeler gerek şifayı gerekse referandum niteliğinde imza kaydı altında esnafımızın da görüşünü alarak kapatılıp kapatılmaması konusunda referandum yapılmıştır. Çarşımızda yapılan oylamada yarı yarıya her iki tarafın isteği üzerine sonuç çıkmıştır. Bunları da dernek yönetim olarak göz önünde bulundurduk. Çarşımızın kapanmaması konusunda karar çıkmıştır. Bu tür iş yerlerinin kapanmaması ile ilgili herhangi bir bakanlıktan veyahut da valilikten bir genelge gelmediği sürece çarşımız faaliyetine devam edecek. Ancak devam etse de malumunuz çarşımızda durgunluk söz konusu. Yaklaşık şu andaki 400'ün üzerinde esnafımız olmasına rağmen 50-60 gibi esnafımız bu koronavirüsü salgınını ciddiye alarak kapatma kararı almıştır. Bunlara biz saygı duymak zorundayız. Az da olsa vatandaşımız çarşıya çıkıp temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunluluğu vardır. Esnaf olarak da açık olan esnaflarımız bunlara cevap vermek zorundayız. Arkadaşlar durum bundan ibarettir. Çarşı Kayseri'nin merkezinde. Türkiye'nin ikinci büyük tarihi çarşısı İstanbul'dan sonra. 600'e yakın esnafımız var. Bir belirsizlik söz konusu. Biz her ne kadar vatandaşın ve esnafın, biz esnafın temsilcisi olarak, o kadar esnafların temsilcisi olarak, çarşı yönetimi olarak esnafımızın istek ve dilek temennilerine kulak vermek zorundayız. Sonuçta şöyle yönetim kurulu toplandı. Toplantıda çıkan sonuç esnafın imza karşılığı anket veyahut da referandum niteliğinde bir çalışma başlattık. Yapılan oylama, çünkü kendisine kışlık giysi alacak. Biz de bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak açılmasından yana, kapatılmamasından yana bir karar çıktı. Bence doğru bir karardır. Çünkü resmi makamlardan gelen herhangi bir talimat olmadı. Valiliğimiz olsun, belediyemizden olsun kapatılmasından yana bir genelge talimat gelmediği için halkı galyana getirmemek, halkı buyur abi. Kapalı çarşı esnaflarımızın isteği doğrultusunda yapmış olduğumuz anket niteliğindeki oylamada 230 kişi oylamaya katılmıştır. 230'un 130 tanesi kapatılsın isteğinde oy kullanmıştır. 100 tanesi de kapatılmasın doğrultusunda oy kullanmıştır.
her ne kadar kapatılsın imzası çok olsa da kapatılmasın diyen esnaf arkadaşlarımızın isteklerini ve beklentilerini göz önüne alarak hem esnafımızı hem vatandaşımızın da ihtiyaçlarının karşılanması ön planda olduğu için yönetim kurulu imzadan sonra yönetim kurulunun yapmış olduğu istişare toplantısında kapatılmaması konusunda karar çıkmıştır. Şimdi tabii ki esnaf sağlığı düşünüyordu ama esnafın da borcu çok olduğu için dünkü kararda esnafın çoğunluğu herhalde açılmasına yönden karar verdi. Vermek mecburiyetindeydi çünkü esnafın borcu var, harcı var, kredi kartı borcu var, kredileri var, senetleri var, çekleri var. Bunu ödemek için mecbur geliyor. Ama geliyor ama iş de yok, ne yapacağız şaşırdık kaldık arkadaşım. Devletten bu halimizden, şimdi devlet kamu bankalarına yapılandırma veya herhangi bir öteleme getirdi ama bu esnafın özel bankalardan kredi kartlarının borcu var. Almış olduğu krediler var, vermiş olduğu çekler, senetler var. Bunları nasıl yapacağız? Müşteri olmazsa, satış yapmazsak nasıl olacak? Sağlık önemli ama sağlığa da beylik lazım. Devletimizden, hükümetimizden bu ufak esnafa, bizim gibi esnaflara destek bekliyoruz, yardımını bekliyoruz. İnşallah devlet de elinden geleni yapar da şu bizdeki içinde bulunan sıkıntılardan kurtarır. Abi bizim Çevrecan'ın önünde çekecek mi? Öyle boşları çek. Şu, şu tarafı, o tarafı çek, bu taraftan da çek. Esnaf bir dışarı, içeri girsin bak şimdi. Orada kalabalık oldu. Boş olay yürüsün. Çek emmi, çekil de bizimle çeksin. Mehmet, geldi. Ya bu da var ya, bu da var ya.